Edirne'de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhite de tapu devriyle sattı. Daireleri alan müteahhit de o daireleri başka vatandaşlara sattı. Müteahhitlerin pes dedirten yeni oyununun ayrıntılara bakalım bir kez daha. İki müteahhit kafa kafaya verdi. İnşaat halindeki daireleri farklı kişilere sattı. Gerçeği öğrenen ev sahipleri ise hayatının şokunu yaşadı. Edirne ufak bir yer olduğu için güvene dayalı satışlar da gerçekleştiriliyor. Kat mülkiyet tapusunu alarak paralarını versinler, sözleşme yapsınlar. Sadece kat mülkiyeti almadan sözleşmeyle yapı kendilerine almasınlar. Çünkü mağdur oluyorlar. Olmamaları için çok dikkat etmeleri lazım. İlginç olayın adresi Edirne. Firma sahibi UA, yapım aşamasındaki binasından 6 daireyi satış sözleşmesi adı altında sattı. Karşılığında da satış yaptığı 5 kişiden toplamda 164 bin lira aldı. Firma sahibi ilerleyen zamanda aynı daireleri başka bir müteahhitte tapu devri yaparak sattı. Daireleri satın alan diğer müteahhitte evleri başka vatandaşlara sattı. Sizinle ayrı bir sözleşme yapıyor. Bir ikinci şahısla ayrı bir sözleşme yapıyor. Üçüncü şahısla aynı daireyi göstererek aynı daire üzerinden üçüncü sözleşmeyi yaparak ikişer 100 lira, 150'şer lira, 150 lira kapalılar toplayarak sonra hiç aklınız o şahısların ilgisi olmayan bir başka şahısa tapuda gidip dairesini satıyor ve ortadan kayboluyor. Aylar geçtikçe dairelerini teslim alamayan vatandaşlar gerçeği öğrenmeleriyle hayatının şokunu yaşadı. Soluğu adliyede alan mağdurlar, şüpheli müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulundu. Burada en kati çözüm, sözleşmeyi yaptıktan sonra en kısa sürede inşaat yarım dahi olsa bunu tapu dairesine giderek, tapu dairesi alım satımı gerçekleştirip, kalan inşaatın yarım halinin kaldığı kadarına ya bir borç senedi veya üzerine müteahhit ipotek koyarak bu şekilde kendinizi garantiye alırsınız. Müteahhitlerin en başından beri fikir ve hareket birliği dahilinde oldukları öğrenildi. İddianamede şüpheliler hakkında daha önce de yargılamaların yapıldığı ve mahkumiyet kararlarının çıktığı belirtildi. Yargılanmaları başlanan şüphelilerse mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.